Herkese selamlar dostlar. 1 Mayıs 2022 Pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlı tercihlerle sizlere öneride bulunacağım. Videonun sonunda bir kombin önerisini nerede vereceğimi belirteceğim daha doğrusu. Şimdi 9 maçımız var. Öncelikle bir raporla başlayalım. Rapordan önce de bir skor yarışması yapalım. Pazar gününün en güzel maçlarından bir tanesi. Ben de değerlendirme altına aldığım maçlardan biri. West mücadelesi. West Arsenal maçı maç skoru ne olur? Bilen arkadaşlarımızı Mayıs ayının sonuna kadar katıl Telegram gruplarında dahil edelim, misafir edelim. Ee, sizler de yarışmaya katılmak istiyorsanız West Ham Arsenal maç skoru tahmininizi yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Videoyu da beğenirsiniz. Sevinirim. Geçtim bunu. Cuma günü sizlere hidayet mücadele vermiştim. Bir tane de ideal kombine çıkardım ben Cuma gününe. Bu kombine de katıl telegram grubuna verdim. Zaten 7 maçın 6 tanesinde başarı sağladık. Hatta ondan da bahsedeceğim birazdan. Başlangıç için gruplar bildiğin üzere yenilenmişti katıl telegram gruplarımız. Ee, bir kombine ile başladık. Kombinemiz de başarılı oldu. Bu kombine neydi şöyle baktığımız zaman da. Basketbol futbol kombinesi karıştırdım ben. Fenerbahçe mücadelesi alır ve 1.5 3-2 bitti. Çok gollü geçti beklediğim gibi. Skor beklentim de benim 3-0'da fakat penaltı falan derken 3-2 oldu zaten mücadele. Monaco'da 78 sayı atar dedim. Maçı da tam 78 sayıyla bitirdim. Monaco takımı. Biraz da şansımızın yardımı diyelim. Fakat daha fazlasını da atabilirdi. Sonlarda özellikle kaçırdı. O da başarılı oldu. İdeal kombinimiz kupon odasında kazanaraktan başladı. Ve full çektik. Nasıl full çektik? Ben yine kupon odasına YouTube'da 7 tane maç önermiştim ya. Bunlardan 5 tanesini YouTube'da seçtiklerimi önerdim diye böyle ekrana getirdim. Dedim ki bu 5 maçı sizlere öne çıkartıyorum şeklinde. 5 beş maçın 5'i de başarılı oldu. Hepsi ideal tercihlerdi zaten. Baktığımız zaman burada toplamda 5-6 oran falan var. Öyle bir oran var 5 maçın toplamı. 5'te 5 oldu. Full oldu. Kuponu da sınav attım. Değerlendiren arkadaşlarımız oldukça fazla. Dün bir yavaylı mesaj geldi. Gerek grupta konuştuk. Gerek özelden gelen mesajlar. Teşekkür ediyorum hepsine. Kazandırmak ne mutlu. Bize diyelim. Geçtim bunu da. Ee, bir de arkadaşlar günün kombinesini yani pazar gününün kombinesini Instagram'da Kangal Tips adlı bir Instagram hesabımız var bildiğiniz üzere ekranda gördüğünüz üzere Instagram'da vereceğim pazar kombinesini 9 maçı anlatacağım fakat hangi iki maçı bir araya getireceğinizi Instagram üzerinden vereceğim Instagram'dan da takip ederseniz sizlerde de geceden yayınlayacağım gece saat 3 gibi 4 gibi yayınlarım ben sabaha bakarsınız kombineyi de o şekilde halledelim ve 9 maçımız var sizlerden ricam aynı şekilde like seviyelerinizi artı 300 üzerine like atarsanız sevinirim emeğe saygı açısından da 9 tane mücadele anlatacağım sizlere likeleriniz benim için önemli artı 300 bizim sınırımızdır artı 300 atarsanız sevinirim İlk mücadelemiz Eyüp Spor'la İstanbul Spor mücadelesi Eyüp Spor'da bir sallantı var Hamza Hoca var kadrosu zaten kaliteli şöyle dikkatimi çekti son maçlarını bir izleyin dedim Umut Bulutçi şey oynuyor Manchester City'de ilk ay oynuyor ya sahte 9 veya Gabriel Jesus falan. Sahte 9 rolünde oynuyor artık burada. İleride özellikle son maçta sahte 9 gibi oynamış Umut Bulut. O dikkatimi çekti. Sizlere de bilgilendireyim. İleride dip bak. Kadrosu zaten baktığımız zaman da kaliteli bir kadrosu var. Eyüp Spor'un Süper Lig seviyesinde oynayabilecek. Süper Lig'in orta seviyelerinde oynayabilecek bir kadrosu var. İstanbul Spor'da son maçlarda mağlup oluyor. Fakat İstanbul oyunundan taviz vermiyor. Ben onu seviyorum. Oyunundan taviz vermediği için işime geliyor. Kalesinde pozisyonlar verebiliyor fakat etemi olsun birkaç tane daha isim olsun hücumda güzel işler çıkartıyor. O yüzden bu mücadele güzel keyifli bir mücadele olur. Ve her iki, takım, her iki takımın atacak golleri bekleyelim. KG varın oranı 1.44 gibi oranı var. İdealden değerlendirdim. Değerlendireceklere bol şanslar 1.44 gibi orandan KG var. Geçtim bir diğer TFF birincilik maçıma. Menemen Tuzla mücadelesi. Menemen'in konumu çok kritik. Son haftalardaki yaptığı puan kayıpları nedeniyle de teknik direktörle yollar ayrıldı. Menemen'de dediğim gibi teknik direktör değişikliği oldu. Yanına geçen sezon Ümit Karan Menemen'in başındaydı. Onun yardımcısı vardı. Recep soyadını unuttum kusura bakmayın. O geldi yani yeni bir teknik direktör değişikliği var. Puan açısından da çok kritik yerde bakın 17. sırada. Orası karışık yani. Bu maçta reaksiyon vermek zorunda. Ben 2-40 gibi oran açmışlar. 2.34 olmuş oran. Dedim ki Menemen'in bir golünü alalım çıkalım dedim öyle bir önerim olacaktı. Fakat baktım oran açmamışlar Menemen'in bir golüne. KG var oranı da düşük zaten 1.52 gibi oranı var. Menemen mücadele 1.49'a düşmüş oranı aman Allah'ım. 15 dakika önce 1.52 idi. 1.49'a düşmüş buradan Menemen'in oranı. Benim önerim bu yönde olacak arkadaşlar. Eze veya Harris yönünden net tuzla Bu mücadelede bir KG var bekliyorum. Değerlendirecekler. Bu da bir KG varı alabilir. Tottenham Leicester mücadelesi. Bu mücadeleyi de hemen değerlendirelim. Tottenham Galip gelebilir mi? Gelebilir. Fakat son 2 haftadır Tottenham'ın maçlarını izledim 90 dakikada. Sağda yoktu. Özellikle son Brentford maçını izleyin. O maça ben KG var önerisi yapmıştım. Yani Brentford maçı 3-0-4-0 kazanabilirdi. Kimse de bu oluyor lan demezdi. öyle bir maç oynadı yani Brentford takımı. Direkten dönenler, çizgiden çıkanlar, boş kaleye kaçanlar vesaire vesaire. Brentford Tottenham'ı sağdan sildi resmen. Hatta canlısını da yaptım o mücadelelerin. Ee, bu mücadele ben diyeceğim şu ki. Leicester'da yorgun mu yorgun? Roma maçıyla Roma kendi evinde oynadı mı? Oynadı. Deplasmana gidecek. Bu hafta içinde tekrar bir maçları var. Maçta da zaten bir bir berabere kaldılar. O maçta da 2.5 alt tercihini. Kolay kolay alt tercih yapmazdım. 2.5 alt tercih yaptım. 2 golle bitti. 2 alanlar kazandı tabii ki bizden. Geçtim. Ben bunu Tottenham kazansa bile 1.27 gibi oran açmışlar. Bu riske değmem. Şöyle alalım dedim. Alacaksa Tottenham takımı zaten çok gol bir maç beklemiyorum. Tottenham'ın da son haftalardaki performansından dolayı. Fakat ilk 4 durumu artık kızışıyor. Tottenham'ın da bir, bir iğme yakalaması lazım. Ee, üstüne çıkması lazım Arsenal'la bir yarış içinde. 4.5 altında bir yaparsanız 1.61 gibi orandan değerlendirme altına almış olursunuz. Değerlendireceklere bu yönde bir önerim olacak. Geçtim bir diğer mücadeleme. Empoli Torino mücadelesi. Bu maçta çok güzel bir mücadele. Torino'yu favori göstermişler. Empoli son maçta tarih yazdı. 16 maçtır kazanamayan Empoli 2-0 geriden gelip 3-2 Napoli'yi devirmeyi başardı. Napoli ile şampiyonluktan bir nevi iddiasını sıfırladı gibi bir olay oldu. Matematiksel olarak var fakat bir nevi şampiyonlukta gittiğini söyleyebiliriz. Geçtim ondan ziyade şöyle bir önerim olacak bu maçta bu iki maçın iki takımından rahatlı rahat olacak yani bulundukları konum itibariyle puan durumundan da göstereyim 11. 14. ve son haftalarda oynanan oyuna baktığımız zaman da Torino'da son maçında erteleme maçı oynadı Atalanta'yla onun da yorgunluğu biraz olabilir biraz daha fazla dinlendi poli takımı Torino'ya göre son maçta 4-4 bitti dediğim gibi iki takım da rahat son haftalar Gol karşılaşmaları izleyebiliriz burada. Ben yine burada sizlere idealden 1.49 gibi orandan KG varı önereceğim. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme altına alabilir. Değerlendirecekler şimdiden bol şanslar arkadaşlar. Bir diğer maçım Milan maçına geçmeden önce affınıza sığınıyorum. Hemen anlatmayı unuttum canlı odasını. Canlı odasının raporunu bah bahsedeyim sizlere şimdi. Cumartesi gününün canlısı sabahı bu. Soçi maçına ilk yarı 0 üst başarılı oldu direkt belirteyim. 1.50 gibi orandan erkenden geldi. Ondan sonra Soçi maçına 1.97 gibi orandan ilk yarı 1.5 üst. Editör arkadaşımız önerdi dakika 28'de. Dakika 41'de fevkalade bir gol geldi. Yatan bir tane de canlımız var burada. Paderborn maçına ilk yarı 0 üst aldık. Gol gelmedi. Karşı karşıya kaçtı. Hatta pozisyonları da biz burada ekrana getiriyoruz. Sizler de görün istiyoruz bu pozisyonları kaçanlara. Soçi maçına deplasman 1.5 üst. Bu maçın ekmeğini güzel dedik. Bu da başarılı oldu. Benevento maçının birinci golü vesaire vesaire. McKay Dongsun maçı vardı. İki tane canlı alındı bu mücadeleye. Başarılı oldu. Burada bir başarısız var. Ben devreye girdim arkadaşlar burada. İlk gol Başakşehir maçında deplasmandan gelecek dedim. Başakşehir ilk golü attı. Başarılı oldu. Değerlendirenleri tebrik ettik. Sonra dedim ki canlı da verdim bir tane de. Deplasman iki buçuk üst önerdim ben Başakşehir maçına devre arasında verdiğim bir bahisti. Penaltıdan attı az önce onu da maçı da izliyordum. Gelenler gidenler zaten burada bizim başarımız ortada. Gelenler gidenler arkadaşlarımız da yorum yapsın katıl grubundakiler rica ediyorum. Canlı başarımız da bu yönde ortada. Sizleri de canlı telegram gruplarımıza bekleriz arkadaşlar. Milan Fiorentina ile ilgili devam edelim. Makine gibi konuşuyorum. Maşallah diyelim. Milan bu maçı kazanır mı? Bence kazanabilir. Fiorentina da sıkıntılı. Fiorentina'nın son maçını ben sizlere nasıl anlattım? Udinese'ye dedim ki bu Udinese Fiorentina'ya gol atar dedim. Hatırlayanlar vardı. 4-0 yendiği mücadeleyi anlattım. Ben burada Udinese'nin golünü bekliyorum dedim. Evde Fiorentina'da zaten son 12 iç saha maçında Udinese'ye karşı galip gelmiş. Onun da golünü bekliyoruz dedik. Fakat zaten 3 4. golü saymayın. 90'larda geldi. Çok boş kaldı. Fiorentina oyundan düşmüştü. Şimdi zorlu bir maç. Yüksek oran tercihim olacak bu mücadele. Ben mücadelenin arkadaşlar 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Olası bir sürpriz çıkabilir mi? Çıkabilir. Ben 1.90 gibi orandan sizlere 2-3 gol tercihini önermek istiyorum bu mücadelede. Ve şöyle de bir yüksek oranla önerecek. Bu zaten yüksek oran. Bu neyimize yetmiyor derseniz de ben sizlere 3.40 önereceğim. Burada Milan galip gelirse de 2-1 skora göre yorumladım. Tek farklı bir galibiyet gelebilir. 2-1 skora göre handikap 0 da sizler önerimdir. Eğer skorcular varsa da 2-1 skorda ufaktan bir deneme altına alabilirler. Geçtim Milan maçını. Fortuna Sittard'la Feyenoord mücadelesi. Bu maçı da şöyle değerlendirdim ben. Feyenoord'un sisteme baktığımız zaman da veriler ve benim sistemimde çıkarını söyleyeyim ben sizlere. 3-0'lık bir Feyenoord galibiyeti çıkıyor. Fakat ben bu maça bu şekilde bulaşmayacağım. Çünkü Feyenoord takımında illaki bir rotasyon olacaktır bu maçta. Rotasyon olacağı için bulaşmak istemiyorum zaten. O yüzden biraz ses ters tercih alacağım. Sittard da son haftalarda başarılı gidiyor. Son iki maçına baktığımız zaman da galip gelerekten geldi. Zaten Feyenoord hücumcu futbol oynuyor. Arkada boşlukları Sittard takım değerlendirebilirse rotasyonlu Feyenoord kadrosuna bir gol atabilir diye düşünüyorum. Onun da oranı ev sahibi... Ev sahibinin atacağı bir gol 1.38 gibi oranı var. Bence tek gole için tek gol beklemek için güzel bir oran değerlendirecekler. Bu yönde önerim var. Bol şanslar. Geçtim bu mücadeleyi. Bordox'la Nis nice mücadelesi. Bu maç da güzel bir mücadele. Şöyle bir önerim olacak bu mücadele. Bordox'u ben son haftalarda sürekli değerlendiriyorum. Golünü alıyorum, KG'sini alıyorum vesaire vesaire kazandırıyor. Bu maçta benim sizlere doğrudan bir skor önerim olacak. Hatta idealinden bahsedeyim. Yine bir KG maçı olabilir. Bordeaux takımı atabilir. Nis kitlemezse veya tempolu bir mücadele geçebilirse burada bir KG var gelebilir. Benim skor beklentim yine 2 birlik bir Nis galibiyeti. Deplasmanın buradan galibiyetine gideceksiniz. İdealden KG varı aldınız diyelim ya. KG varı aldıktan sonra da bir handikap sıfırda 3.70'de bunun oranı var. Nice takımının atacağı veya tek fark alacak galibiyetini 3.70. Eğer tarafa gidecekseniz 1.80'den riske gitmeyin. 3.70'den handikap 0 alın. Tek farklı Nice galibiyeti bu mücadelede gelebilir diyelim. Geçtim bir diğer mücadeleme. West Ham Arsenal mücadelesi. Bu maçın skorunu da sizlere sorduk arkadaşlar. West Ham Arsenal maçı maç skoru ne olur? Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Arsenal'ın bir iddiası var. İlk 4 iddiası ve şu an 4. sırada yer alıyor. Arkada kovalayan takımlar var. Tottenham vesaire vesaire. United vesaire vesaire. Arsenal bu mücadele son maçını takip ettiğim zaman da 3 birlik bir United galibiyeti geldi. Ondan önce de 4-2'lik bir Chelsea galibiyeti geldi. a organize. Yani artık da bu gençlerle hatta şunu söyleyeyim. Premier Lig'in yaş ortalaması en düşük takım Arsenal takımı. Ona rağmen ortada ciddi anlamda bir başarı var. Onu söyleyeyim ben sizlere. Arsenal galip gelebilir mi? Gelebilir fakat ben burada gollere yöneleceğim aynı şekilde. West Ham'ın da bir hafta içinde mücadelesi var Frankfurt'a karşı. Rotasyona gider mi bilmiyorum. Zor olacaktır. Çünkü evinde mağlup oldu Frankfurt'a karşı. Deplasmanda bir Frankfurt maçı oynayacaklar. Bu maçta Frankfurt Frankfurt diyorum. West Ham gol atar mı? Atabilir. Kadrosu da önemli fakat önemli bir mücadele. Ben yine burada bir KG var aldım idealden. Oran da yüksek. Ee, tarafa gitmekten gitmektense ben burada KG almayı öngördüm. 1.59 gibi orandan KG var alınabilir bu mücadeleyi. Hatta Arsenal galip gelirse de yine bir 2-1'lik bir skorda çıkabilir. Ben ne kadar çok 2-1 diyorum ya. Geçtim bu mücadeleyi de. Marsilya Lyon mücadelesi. Şimdi bu maça ilk baktığımızda alınabilecek tek tercih şöyle veya alınabilecek daha tercih KG var gibi. KG var alabilirsiniz. Fakat ben sizlere bir senaryo anlatacağım. O senaryoya göre bir kırkım alacaksınız yoksa benim önereceğim 1.96'yı mı? İyi dinleyin. Arkadaşlar bu tür maçlarda KG var zaten olunabilir. Yani beklenen o. Bir 40 gibi oranı var. İdealden alınabilir. Fakat bazen bu maçlar şöyle bir tersine getiriyor. Marsilya ilk golü attı diyelim. Golü kim, ba kim bastıracak? Lyon bastıracak. Golü kim atarsa baskıyı gören takım o olacak kalesinde. Lyon attı Marsilya basar. Marsilya attı Lyon basacaktır. Çünkü birbirine denk takımlar bunlar. 1-0 olduktan sonra eğer diğer takım bastığı zaman atamazsa diğer takım 2'yi bulup maçı 2-0 bitirebiliyor. O yüzden ben 1.40'dan KG varı ideal riskini alacağımı 1.96'dan yüksek oranlı kuponlarıma koyarım. Sizler üzerine burada da 2-3 gol tercihi olacaktır. 9 maçının anlatımı bu şekilde değerlendirecek tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ve sizleri bir adet kombin önerisi yapmıyorum. Ve kombin için Instagram'a davet ediyorum arkadaşlar. Instagram Kangatips Tips kullanıcı adında İsteklerinizi size atın. Profil şu an gizli. Ben Instagram'da kombine olarak sizlere pazarı bir adet ideal kombinemi paylaşacağım. Merak eden arkadaşlarım varsa Instagram üzerinden gelebilir. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz arkadaşlar. Bay bay.